Merhabalar, ben doçent doktor Özlem Taşoğlu. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktoruyum. Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda aslında biz temel olarak kas iskelet sisteminin ağrılı hastalıklarının tedavisiyle ilgileniyoruz. Alan gerçekten çok geniş. Bu geniş alanın içerisinde de bizim tedavi metodlarımız da çok geniş. Bunların arasında rutin, klasik fizik tedavi uygulamaları, manuel terapiler, çeşitli nöral terapi, akupunktur gibi iğneyle yapılan ağrı tedavileri, ozon tedavisi, ozon enjeksiyonları ve eklem içi ve eklem çevresi enjeksiyonları var. Kök hücre tedavisi de yenileyici bir uygulama. Evet, bugün ben yenileyici tedavilerden kök hücre uygulamasını özellikle vurgulamak ve anlatmak istiyorum. Kök hücre aslında vücudumuzda bulunan ve birçok dokuya dönüşebilme potansiyeline sahip hücreler. Bu hücreler vücutta iki yerde bol miktarda var. Bunlardan biri yağ dokusu, bir diğeri de kemik dokusu. Biz genellikle yağ dokusunu kullanmayı tercih ediyoruz. Hastanın karın yağını elde ettikten sonra buradan gerçek mezenkimal kök hücreleri ayrıştırıyoruz ve eklem hastalıklarının tedavisinde kullanıyoruz. En çok diz, kalça ve omuz problemlerinde kök hücreyi kullanmayı tercih ediyoruz. Bunlar büyük eklemler, kapsülle sarılı eklemler. Genellikle bu kapsülü geçerek eklemin içerisine hücreleri enjekte ediyoruz. Ve bu eklem hastalıklarını, yani dizin, kalçanın özellikle kireçlenme durumları, özellikle kalçanın avasküler nekroz denilen çürüme olarak da halk arasında tabir edilen durumunda çok başarıyla uyguluyoruz. Yine dizle ilgili menisküs problemlerinde de başarılı bir uygulama. Kök hücre tedavisi yenileyici bir uygulama. Kök hücre ile aslında yaşlanmayla, ilerleyen yaşla birlikte yıpranan eklem yüzeylerinde hem kıkırdak dokunun hem varsa eğer eklemde menisküslerin onarımı sağlanıyor. Eklem içerisinde olması gereken iyi sıvının üretimi yine sağlanıyor ve böylelikle eklem yenileniyor, gençleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi kök hücre tedavisini steril şartlar altında yapmak gerekiyor. Bu nedenle genellikle biz ameliyathanede uygulama yapmayı tercih ediyoruz. Bir anestezi hekimi hastayı uyutuyor ki karın yağı alınırken hasta ağrı hissetmesin. Daha sonra plastik cerrahi uzmanımız yağı alıyor karından. Arkasından da kök hücre ekibimiz karın yağından kök hücreleri elde ediyor. Son aşamada olaya ben dahil oluyorum ve elde etmiş olduğumuz kök hücreleri diz, kalça, omuz gibi uygulayacağımız bölgeye enjekte ediyorum. Hepsi tek seansta yapılan uygulamalar bunların. Tek bir sefer hasta ameliyathaneye giriyor ve bütün bu işlem tamamlanıyor. 2-3 saat içerisinde hasta ameliyathaneden çıkıyor. Yürüyerek evine gidiyor. Evet, kök hücre uygulamaları ne kadar erken dönemde, yani eklem hastalığı ne kadar erkenken yapılırsa o kadar iyi sonuç verecektir. Dolayısıyla 40'lı yaşlardan itibaren bizim uyguladığımız, başarılı sonuçlar aldığımız hastalarımız var. 40 ila 50 yaşlarda çok muazzam sonuçlar elde ediliyor. Ancak bu demek değil ki ileri yaşlarda yapılamaz. Dünyada yapılan çalışmalarda da gösterilmiş ki 70 yaş ve üzerinde ve son döneme gelmiş dahi olsa kireçlenme, eğer hasta ameliyat olmak istemiyorsa ya da ameliyat olmasını engelleyecek sağlık problemleri varsa başarılı ile kök hücre tedavisi uygulanabilir ve hastanın şikayetlerinde kayda değer iyileşme elde edilebilir. Tabii ki bunun bir etkinlik süresi var. Her şeyin olduğu gibi bunun da bir ömrü var. Literatürde yapılmış olan çalışmalar bize bu sürenin 3 ila 5 yıl olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 3 ila 5 yıl sonra hastanın şikayetleri tekrarlarsa kök hücre tedavisi de tekrarlanabilir. Şöyle ki yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Kök hücre tedavisi diz içerisine ya da diğer eklemlere de yapılan ya da yapılabilecek tüm enjeksiyon tedavilerinden üstün. Hem etkinlik olarak daha üstün hem de etkinlik süresi olarak daha üstün. Diz içerisine yapılan sıvıların mesela en iyi ihtimalle yılda bir kere tekrarlanması gerekiyor. Yine PRP enjeksiyonların en iyi ihtimalle 2 yılda bir tekrarlanması gerekiyor. Ama kök hücreye baktığınızda bu süre 5 yıl. Şöyle, kök hücre ile birlikte özellikle PRP'nin aynı anda ya da akabinde uygulanmasının eklem iyileşmesi için olumlu katkısı olduğu gösterilmiş yapılan çalışmalarda.
Evet, özellikle diz çevresi ya da işte kalçaya uygulama yaptıysak kalça çevresi kasların kuvvetli olması, kuvvetlendirilmesi ve o şekilde kalmaları çok önemli. Bundan başka bir de hastanın kilosu çok önemli. Eğer kilo fazlası varsa bu süreçte vermesi çok anlamlı olacaktır. Zaten kök hücre tedavisi böyle yapılır yapılmaz ertesi gün ağrıyı kesen bir uygulama değil. Yaklaşık olarak 2-3 ayda kök hücreler kendilerine bir yaşam alanı oluşturuyor ve çoğalarak gerekli yapıları tamir etmeye başlıyorlar. Bu 2-3 aylık sürede hasta da kilosuna dikkat eder, kilo verme yoluna girerse oldukça başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Şimdi kök hücre uygulaması yaptığımız zaman oraya aslında hücre veriyoruz ama bu bir onarım süreci. Aynı bir inşaat gibi zaman alacak bir şey. Hücrelerin orada çoğalması ve hasarlı dokuları tamir etmesi zaman içerisinde olacak. Bu nedenle hastalarımızdan acele etmemelerini rica ediyoruz. İlk iyileşme belirtilerini ikinci aydan sonra net bir şekilde hissetmeye başlayacaklar ama orada da kalmayacak. İyileşme giderek artacak. Birinci yılın sonuna kadar iyileşme giderek artıyor. Ondan sonra bir plato çiziyor ve o şekilde devam ediyor. 3 ila 5 yıl kadar hastanın ilk günkü şikayetine geri dönmemesini bekliyoruz. Kesinlikle kök hücre tedavisini denemelerini öneririm. Ancak mutlaka ehil ellerde ve özel kitler açılarak ve özel bir uygulama prosedüründen geçtikten sonra elde edilen kök hücreler uygulanmalı. Sadece yağ enjeksiyonu kök hücre tedavisi değildir.